Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte ezeli rakip iki firmanın en baba telefonlarını yani iPhone 11 Pro Max ile Samsung Galaxy Note 10 Plus'ı kapıştırıyoruz. Note 10 bildiğiniz gibi Ağustos ayında çıktı arkadaşlar. Bu telefonda daha tazecik Eylül ayında çıktı. Daha yeni geldi zaten elimize. İkisini şöyle bir karşılıklı her açıdan kapıştırmaya çalışacağız. İsterseniz tasarımla başlayalım arkadaşlar. İki telefon birbirinden karşıdan baktığınız zaman farklı gözüküyor. Zira zaten ekran boyutları farklı. Note 10 Plus'ta 6.8 inç bir ekran. 11 Pro'da da 11 Pro Max'te daha doğrusu 6.5 inçlik bir ekran var. Ancak ilk göze çarpan detay Note 10 Plus'ın ekranının çok daha yüksek bir ekran gövde oranına sahip olması. Çünkü üst tarafta bir çentik yok. Çerçeveler daha ince, ufacık nokta şeklinde bir kameramız var sadece. 11 Pro'nun birazcık daha kaba durduğunu söyleyebiliriz. iPhone'da bildiğiniz gibi Super Retina OLED bir ekran kullanılıyor. Diğer telefonda da dinamik AMOLED bir ekranımız var. Ekranlara şöyle bir karşı karşıya yan yana baktığımız zaman iki ekranın da cayır cayır olduğunu, iki ekranla da video izlemek, dizi izlemek vesaire çok keyifli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iPhone sanki böyle gün ışığında birazcık daha rahat gözüküyormuş gibi geldi bana. Ekran gövde oranlarını zaten az önce söylemiştim. Bariz bir fark var. iPhone'da %83.7 yaklaşık o civarlarda bir ekran gövde oranımız var. Diğer telefonda da yani Note 10'da da %91'lik bir ekran gövde oranı bizleri bekliyor. Note 10 Plus biraz daha büyük olmasına rağmen biraz daha hafif bir telefon. 196 gramlık bir ağırlığı var. iPhone'a baktığımız zaman da 226 gramlık bir ağırlık bizleri bekliyor. Zaten şöyle ikisini aynı anda tuttuğunuz zaman iPhone'un daha ağır olduğunu hissediyorsunuz. Boyutlar arasında tabii ki de fark var. Sonuçta inç olarak daha büyük bir telefon Note 10 Plus. Ekranda görüyorsunuz aradaki boyut farklarını. Yapısal anlamda da tabii ki de farklar var. iPhone'da bildiğiniz gibi yan tarafları paslanmaz çelik yaptılar. Ön ve arka taraf cam. Hatta arkadaki camı ben incelenen videosunda da söylemiştim. Bayağı beğendim. Hem kaymasını engelliyor. Bunun yanında aynı zamanda parmak izi vesaire de tutmuyor. Note 10 Plus'a baktığımız zaman Gorilla Glass firmasıyla çalışıyorlar. Hem önde hem arkada Gorilla Glass 6 ile birlikte korunuyor Note 10 Plus. Bir de Note 10 Plus'ta paslanmaz çelik değil, alüminyum bir çerçeve yer alıyor yan taraflarında. Biraz daha kaygan bir yapısı olduğunu, elde daha zor tutulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Note 10 Plus için. Tasarımda söylenecek tabii farklı farklı şeyler de var. İşte iPhone'un arkadaki kamera yapısı farklı, böyle üçlü dizmişler. Burada böyle alt alta dizilmiş kameralar. Bunun dışında Note 10 Plus'ta kalem vesaire gibi şeyler var. Ama şunu da söylemek lazım tabii, bariz bir fark olarak yine hem tasarıma da girebilir, güvenliğe de girebilir. Note 10 Plus'ta ekstra olarak bir parmak izi okuyucumuz var. Ekranın içine gömülmüş durumda. iPhone 11 Pro Max'te bildiğiniz gibi sadece yüz tanımayı kullanabiliyoruz. Tasarım hakkında son olarak da şunlardan da bahsedelim. İki telefonda da herhangi bir kulaklık girişimiz yok arkadaşlar. İkisinin de işte şarj girişleri aşağıda, hoparlör, mikrofon vesaire bunlar aşağıda. Bir de tabii Note 10 Plus'ta bir de bildiğiniz gibi kalemimiz var. Üst tarafa baktığımız zaman Note 10 Plus'ta sim kart girişini vesaireyi görüyoruz. Sol tarafa baktığımız zaman Note 10 Plus'ta da ses açma kısmı tuşları sol tarafa taşındı. iPhone'da tabii ki de bir sessiz alma tuşu da yer alıyor. Açma kapama düğmesi Note 10 Plus'ta solda, iPhone 11 Pro'da da sağda yer alıyor. Şimdi gelin biraz da kameralardan bahsedelim arkadaşlar. Note 10 Plus'ın arkasında 4 tane kamera var. Bunlardan bir tanesi derinlik için. Note 10 versiyonunda bu derinlik kamerası yok bildiğiniz gibi. iPhone'da da zaten daha taze incelemesini yaptık. Arka tarafta 3 tane kamera yer alıyor. Aslında birbirine yakın kameralar diyebiliriz. Bir tanesi normal ana kameramız, bir tanesi geniş açılı kamera, bir tanesi de zoom yapmaya yarayan kamera. Değer olarak birbirlerine çok yakın, diyafram değerleri vesaire zaten şu an ekranda yazıyor. Ancak fark olarak şunu söyleyebiliriz. iPhone'da bütün kameralarımız 12 megapikselken Note 10 Plus'a baktığımız zaman bu ultra geniş açılı kamerası 16 megapiksel değerini taşıyor. Ama 4 megapikselin de çok da bence lafı olmaz. Video tarafında iki telefonumuzda 4K'da saniyede 60 kare çekebiliyor. Ancak Samsung'un şöyle geride kaldığını söyleyebiliriz. Eğer videoyu stabil çekmek istiyorsanız 4K 60 kareyi kullanamıyorsunuz maalesef. iPhone bu konuda bir tık önde. Ağır çekim modlarında da ikisi de 240 kareye çıkabiliyor 1080p'de. Ama Note 10 Plus'a baktığınız zaman çok iyi olmasa da bazı durumlarda 960 kareye kadar çıkabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Ama ortamın bayağı bir aydınlık olması lazım. Hem 720p çekiyor hem de 960 kareyi çekerken ve ortam karanlıksa kötü bir görüntü çıkıyor ortaya. Ön kameralardan da bahsedelim. Note 10 Plus'ta 10 megapiksel, iPhone'da 12 megapiksellik bir ön kameramız var. İkisinde f değerleri 2.2, 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın fotoğraflar çekiyor zaten. Video tarafında da iPhone artık 60 kareye kadar çıkabiliyor 4K çözünürlükte. Note 10 Plus 4K'da sadece 30 kare çekebiliyor şu an için. Şunu da söyleyelim, bir de iPhone'da yine incelememizde bahsetmiştik. Ön kamerada ağır çekim videolar çekebiliyoruz. Şu anda sesimi iPhone 11 Pro Max üzerinden dinliyorsunuz. Mikrofonları bu şekilde kaydediyor.
ve şu anda da sesimi Samsung Galaxy Note 10 Plus üzerinden dinliyorsunuz. Onun da mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Ayrıca bir yandan da iki tane telefonun da ön kamerasını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Düşük ışık meselesinden hiç bahsetmenin diye yorumlara döküleceksiniz arkadaşlar, biliyorum. X'iyle de çekilmiş düşük ışık fotoğraflarını yan yana bırakıyoruz zaten, şu an ekranda dönüyor. Kararı burada size bırakıyorum. Şuraya bir anket ekledik. Hangisi daha iyi çekmiş? Onun kararını siz verebilirsiniz. Şimdi donanımdan, bataryadan biraz bahsedebiliriz arkadaşlar. İki telefon da gerçekten günümüzde alabileceğiniz en güçlü telefonlardan ikisi. iPhone'da bildiğiniz gibi A13 Bionic chipset kullanılıyor. Note 10 Plus'a baktığımız zaman da Exynos 9825 ülkemiz için satılan modelinde mevcut. RAM'lere de bakalım. iPhone'da 4 GB'lik bir RAM bizleri karşılıyor. Note 10 Plus'ta da 12 GB RAM mevcut arkadaşlar. Arada 8'lik bir fark var. Öyle günlük kullanımda hissedilir mi, hissedilmez mi? Onu tabii ki de uzun kullanımlarda göreceğiz. Ama iPhone 11 Pro Max gayet akıcı bir telefon. Hani RAM konusunda vesaire öyle düşük duruyor kağıt üzerinde, telefon kasacak gibi bir durum yok. 64 GB'da başlıyor depolaması. Bence oldukça az. Alacaksanız 256 veya 512'lik modellere yönlenebilirsiniz. Note 10 Plus'ta depolamayla ilgili bir derdiniz yok. 256 veya 512'lik seçenekleriniz var. Ha bunlar da yetmezse size gidip de bir hafıza kartı alıp Note 10 Plus'a takıp yolunuza devam edebilirsiniz. Hafıza kartı da 1 TB'a kadar destekliyor. RAM'de şunu da söyleyebiliriz tabii ki de, iPhone telefona göre yazılım yapıyor. Bildiğiniz gibi kendi işletim sistemini kullanıyor arkadaşlar. O yüzden 4 GB RAM bu işletim sistemini çalıştırmak için hayli hayli yeterli oluyor. Ama Android olunca işler bildiğiniz gibi biraz daha farklılaşıyor. Bataryalardan da bahsedelim. iPhone'da 3969 mAh'lik bir batarya mevcut. Note 10 Plus'a baktığımız zaman da 4300 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. İki telefonu hızlı şarj ediyor arkadaşlar. İkisinde de hızlı şarj kablosu, şarj vesaire gibi şeyler var. Batarya ile ilgili zaten detaylı bilgileri inceleme videolarımızda paylaşmıştık. Ancak Note 10 Plus'ın çok hızlı şarj olduğunu söyleyebiliriz. Nihayet iPhone 11 Pro Max'e de hızlı şarj gördük. Ama dediğim gibi Note 10 Plus kadar hızlı olduğunu söyleyemem. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu elimizdeki Note 10 Plus cihazda ters şarj diye bir olay var. Reverse şarj muhabbeti. Dilersek bu telefonu şarj edebiliyoruz üzerine bırakıp. Dedikodular var. Yeni iPhone'lara da geleceği yönünde bir güncellemeyle vesaire gelecekti. Ama şu an sadece dedikodu, gelir mi gelmez mi bilmeyiz. O yüzden biz videoyu çektiğimiz tarih itibariyle Samsung iPhone'u şarj eder ama iPhone Samsung'u şarj edemez. Şimdi artık yavaş yavaş kapıştırmamızın sonlarına doğru gelelim arkadaşlar. Fiyatlardan bahsedelim. Videoyu çektiğimiz tarihte iPhone 11 Pro Max'in net Türkiye fiyatı belli değil. Ama 14.000 olacak, 15.000 olacak vesaire gibi dedikodular yine ortada dolaşıyor. Note 10 Plus ise ülkemizde şu an gayet rahat bir şekilde gidip herhangi bir marketten alabiliyorsunuz. Yaklaşık 11.500 TL civarında. Şunu söylemek lazım. Telefondan birini tercih edecekseniz bence öncelikli kıstasınız iOS işletim sistemi ve Android işletim sistemi kullanmak istiyorsunuz. Bunun farkına varmak lazım. Onun dışında kamera olarak iki telefon da sizleri üzmez. Günlük bütün işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ha, eğer bir Android telefon alacaksanız Note 10 Plus rahatlıkla olabilir. Çünkü mesela ben kalemini oldukça fazla kullanıyorum bu telefonu. Onun dışında ekran boyutu da birazcık daha büyük olduğu için bir şeyler izlemek daha keyifli olur. Çünkü eve gittiğim zaman genelde telefondan bir şeyler izliyorum. Ha, bu demek değil ki iPhone aldığınız zaman pişman olacaksınız. iPhone 11 Pro Max de yine günümüzde alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi. Peki arkadaşlar, cebinizde bu iki telefonla birini alacak kadar paranız var diyelim. İki telefonu oldukça beğendiniz. Hangisini seçer ve neden? Bunun yorumlarını mutlaka aşağıda hep beraber tartışalım yorum bölümünde arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.